Geç. Kaç. Geç. Ben 4 yıl önce başladım. Bir arkadaşın çocuğu hasta olmuş. Dedi ki oğlum dedi Abdullah dedi köyde oturursunuz dedi, bu tür işleri yapsanız ya dedi. Dedim ben ya kim alır eşek sütü falan gibi sen şey yaptım. Sen dedi başla direkt gerisi geri on dedi. Ve o vesileyle başladık yani işte. Tabi 3-5 tane diye başladık. Tabi bu 3-5 hayvanı olmuyor bizim iş. Eşeklerin hamilelik dönemi 12 ay olduğu için 3 ay süt verdiği için devir daimli olması için yani sürekli süt bulunması yıl 12 ay o şekilde şey yaptık işte. Toplam 40 mevcut. 40 mevcut işte yavrulanan bir. Ya işte o şekilde devam ediyoruz devir daimli şekilde. Yıl 12 ay süt var sürekli. Bu az çıkan bir şey. Bir eşekten 300 gram 400 gram günlük süt veriyor. O zaten yıl 12 ay süt veren bir hayvan değil. 3 ay doğum yaptıktan sonra o şekilde devam ediyor. Şimdi 80'ler veriyoruz şu an litresi ama kimisi diyor ki pahalı. Ya biz günde 2-3 litre süt almak için 40 tane mevcut hayvan bakıyoruz. Yani bizim masraflarımız ağır. Hani sürümlü olan bir şey değil bu. Onun için özel cam şişe koyuyoruz. Ağzı kilitli kapak. Hava alma olayı yok. Herhangi bir şey yok. Kimine yerine kadar teslim ediyoruz İzmir içinde olanlara. Dışarı olanları gönderiyoruz otobüslerle. Uzun yol arabalarına gönderiyoruz. Ya sağım yarım saatlik işi var yani sağım şeysi. Ama tabii bakması şeysi yine 2-3 saat alıyor. Ya bir işi severek yaptıktan sonra hiç zorluğu yok. Talep işi belli olmuyor. Kimisi geliyor yarım kilo alıyor. Kimisi bir kilo alıyor. Bir daha gelmiyor. Yani belli olmuyor. Haftalık değişiyor. Haftalık 5 litre satıldığı zaman duruyor, 15 litre satıldığı zaman duruyor. Belli olmuyor yani. Herkes kendine göre araştırıyor. Kimisi kanser hastası olanlar, kimi bronşitim var diye ona geliyor. Her türlü bir şey yapıyorlar ya. Kanser, bronşit, astım, balgam olaraktan hastalara gelip kendisi şey yapıyor. Hani biz kimseye şu hastaya geliyor diye bir şey söylemiyoruz yani kesinlikle. 10 tane sağlı hayvan olursa günlük verecek olduğu süt 3,5-4 litre. O kadar süt çıkar. Fazla bir süt çıkmıyor. Az çıkmasından dolayı da fiyatı yani da fiyatlar pahalı. Ondan yüksek. Ya şimdi günde 3 litre süt almak için 4 litre 40 tane yaklaşık hayvan bakıyoruz. Tam maliyeti var. Ben aylık 3 milyar civarında yem parası veriyorum. Yem saman parası yani. Ha karşıdan fiyatı bakıyor adam 80'ler çok güzel para gözüküyor ama iş karşıdan göründüğü gibi değil. Ve bizim kiramız yok, işçi parası yok. Ayrıca hanımla beraber yapıyoruz. O şekilde. Ya şimdi 1 litre atlar için 4-5 günde bir dönüşümlü alıyorlar. Zaten bir iki sefer alan bir daha da almıyor yani. İhtiyacını görmüyorsun bir daha da almıyor.